Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium aylık 9 trilyon SHIB yakarsa Shiba Inu 0,01 dolara veya 0,001 dolara ulaşabilir. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shibarium'un önemli miktarda SHIB yakması durumunda Shiba Inu, önümüzdeki yıllarda hayal edilemeyecek yüksekliklere uçabilir ve fiyat tahminleri potansiyel olarak 0,01 dolar ve 0,001 dolar bölgelerine doğru ilerleyebilir. Shibarium, Ağustos 2023'te ana ağda kullanıma sunuldu ve Shiba Inu topluluğunda sevinç yarattı. Ancak Katman 2 ağı, Kasım 2023 ün sonlarından itibaren daha önemli bir benimseme oranı kaydetmeye başladı ve 1 ile 3 Aralık arasında 20 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi. Shibarium Shiba Inu yanıtlarını destekliyor. Bağlam olarak Shibarium, lansmanının ilk 8 haftasında yalnızca 3,3 milyon işlem gerçekleştirdi. İşlemler Kasım ayının sonundan itibaren günlük ortalama 7 milyonun üzerine fırladı ve bu artış ağın en çok beklenen hizmetlerinden birine yol açtı. Shiba Inu yanıyor. Shibarium, SHIB yanıtlarından çok daha fazla umut vaat etse de, topluluk üyelerinin çoğu, yanıt kampanyasının güçlendiğini görmek için onun gelişini bekledi. Shibarium belgeleri, ağın SHIB'i temel işlem ücretinin %70 ile yakacağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, Shibarium yakımları Aralık 2023 ün başına kadar gerçekleşmedi ve ilk yakım 4 Aralık'ta 75.241 dolar değerinde 8,24 milyar SHIB'i içeriyordu. Yakımlar o zamandan bu yana arttı ve Shibarium yakımları 23 Aralık itibarıyla 4 işlemde toplam 33,8 milyar tokene ulaştı. Bu yıl ayrıca 9 Ocak'ta Shibarium ücretleri nedeniyle 9,93 milyar SHIB'nin yakıldığı bir Shibarium yanması yaşandı. Yanıklarda artış görülmesiyle birlikte Shibarium geliştirme ekibi, otomatik bir yakma mekanizmasına geçmeyi planlıyor. Ancak soru şu, bu yanıklar Shiba Inu'nun fiyatını nasıl etkileyebilir? SHIB arzını azaltma ihtiyacı. Shiba Inu'nun şu anda dolaşımda 581,2 trilyon token arzı var. Birçoğu, SHIB'in büyük mitingler kaydedememesini bu büyük arza bağladı ve bu da yakma kampanyasını çevreleyen desteğe yol açtı. SHIB, Vitalik Buterin'in Mayıs 2021'de 410 trilyon token yakmasından kısa bir süre sonra ATS'ini 0,408845 dolara vurdu. Bazı argümanlar 0,408845 dolara yükselişin artan taleple de desteklendiğini öne sürse de, yanmaların yeri inkar edilemez. Otomatik yanık sisteminin yakında ortaya çıkması ve Shibarium'un benimsenmesinin artmasıyla birlikte, savunucular aylık yanık sayısının trilyonlara ulaşacağını öngördüler. Shibarium ayda 9 trilyon token yakmalı mı? Shiba Inu'nun 0,001 dolar veya 0,01 dolar gibi yüksek fiyat hedeflerine ulaşması ne kadar sürer? Shiba Inu'nun 0,001 dolara veya 0,01 dolara ulaşması ne kadar sürer? Ayda 9 trilyon token yakmak, yılda 108 trilyon tokene karşılık gelir. Bu hızda arzın yarısı, 290,5 trilyon token, 3 yıldan daha kısa bir sürede yakılabilir. Shiba Inu'nun 290,5 trilyon token ile 5,3 milyar dolarlık piyasa değerini koruması için fiyatının 0,40183 dolara yükselmesi gerekecek. Yakılacak bir yıl daha olursa, 108 trilyon token daha ortadan kaybolabilir ve dolaşımda 182,5 trilyon token kalabilir. Bu arzda 5,3 milyar dolarlık piyasa değeri Shiba Inu'nun fiyatını 4 yıl içinde 0,40293 dolara çıkaracak. Bununla birlikte Mayıs 2021'de ulaşılan 43,5 milyar dolarlık zirve piyasa değeriyle Shiba Inu, dolaşımdaki arzının 182,5 trilyon token olması durumunda 0,00024 dolardan işlem görecek. Varlık, piyasa değeri 182 milyar dolara ulaşırsa, bu dolaşımdaki arz da yalnızca 0,001 dolara, değerleme 1,82 trilyon dolara ulaşırsa 0,01 dolara ulaşacak. Shiba Inu şu anda 0,50907 dolardan işlem görüyor ve %10,925 artışla 0,001 dolara ve %110,153 artışla 0,01 dolara yükselmesi gerekiyor.
Shiba Inu'nun bu hedeflerden herhangi birini vuracağının garantisi yok. Ancak bu değerlendirmeler, böyle bir yükselişin gereklilikleri konusunda faydalı eğitimsel bilgiler sunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.